ve stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Bahri Ata var. Evet, e, merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Ee, bu programımızda Süleyman Paşazade Sami Bey iyi konuşacağız. Evet, evet, evet. Öncelikle sevgili dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum. Sami Bey, geçen hafta ele aldığımız 93 Harbi'nin ünlü komutanı Süleyman Paşa'nın oğludur. Süleyman Nisip adıyla hı hı. bildiğiniz gibi Servet-i mecmuasında yazıları ve şiirleri yayımlandı. Hı hı. Şairdir, hı hı. yazardır, pedagogtur ve program geliştirmecidir. 1889'da Mektebi Mülkiye'den mezun oldu. Arapça, Farsça, Farsça, Fransızca, İngilizce biliyor. 24 yaşında Bursa İdadisi Müdürlüğü'ne ve coğrafya öğretmenliğine atanıyor. Bağdat İdadi Mektebi'ne daha sonra müdür tayin ediliyor. Babasının vefatının arkasından tekrar Bağdat'tan İstanbul'a geliyor ve tekrar Bursa İdadisi'ni istiyor. Bursa'ya gidiyor, orada öğretmenlik yapıyor. Ahlak ve edebiyat derslerine giriyor. 1900 yılında Cezayir-i Bahri Sefit vilayetine ...marif müdürü olarak tayin ediliyor. Cezayir-i Bahri Sefit... ...Zeynep Hanım... E, ...Akdeniz Adaları... ...vilayeti demek. Hı Osmanlı hı. döneminde... ...işte hı hı. Çanakkale... ...Rodos, Midilli... ...bu tip adalar bir vilayet olarak... ...düşünülmüş. Cezayir-i Bahri Sefit. Yani... Sami Bey de işte Midilli'de yaşıyor, Rodos'ta yaşıyor, Çanakkale'de yaşıyor. Ya bu adalardaki eğitimi denetliyor. Aslında babasının e, o önceki programda da konuştuğumuz izlerini görüyorum. Yani e, en azından çevresine eğitimi verirken eğitimdeki o çağdaş düşünceleri sahipken önerileri bunu oğlu üzerine de uygulayarak başarılı bir oğul yaratmış. Evet. Mum dibine ışık vermiş yani. Vermiş bu sefer. Evet, evet evet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra e, ...tabii öne açıldı. İttihat terakki geliyor İstanbul'da iktidara biliyorsunuz ve İstanbul'a çağrılıyor. İptidai mektepleri idaresim genel müdürlüğüne getiriliyor yani bugünkü İlköğretim genel müdürlüğüdür. Daha sonra meclisi kebiri marife üye yapılıyor yani bugünkü talim ve terbiye kurulu başkanlığı. Hmm daha sonra mekatipi Aliye İdaresi Müdürlüğüne getiriliyor. Yani yüksek okullar İdaresi genel müdürlüğüne Hı -hı. getiriliyor. Darülfünun Rektörlüğüne getirilmiş. Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğine getirilmiş. Şeyleri bunlar. Ee, bin, yani 1908'den sonra öne açılmış. Öne açılmış. Yani. Biliyorsunuz 1917'de vefat etmiş. Yani 1908 Hı -hı, ile 17 arasında çok önemli hizmetleri var eğitime. Yani 1910'lar, 11'ler, 12'ler bunlar. Hı -hı. Sami Bey, Bağdat'ta sürgünde ölen babasının eserlerini bastırarak onu unutulmaktan kurtarmaya çalışıyor bir yandan. 1912'de Süleyman Paşa Muhakemesi adlı kitabı yayımlıyor. Hmm. Hayırlı, evet. bir, Hayırlı evlat. bir evlat. Evet. Aynı zamanda da evet. İttihat ve Terakki Partisi döneminde ilkokul programlarını hazırlayan komisyona başkanlık ediyor. Bu ilkokul Talimatnamesinin öğretim yöntemleri kısmını bizzat kendisi yazmıştır. Hı hı. E, çocuk eğitimini ilgili e, telif ve tercüme eserleri vardır. Örneğin ilmi terbiyeyi etfal, e, Frobel ve Pestolezi usullerinde talim ve terbiye dersleri gibi. Daha çok Sami Bey'in pestolojinin etkisi altında kaldığını görüyoruz. Pestolojiden ünlü İsviçreli eğitim bilimci pestolojiden etkilendiğini görüyoruz. E, 24 saat eğitimci diyebileceğimiz bir kişilik Sami hmm. Bey. Yani sadece okulda değil. Evet. E, hayatta da Hayat. eğitimci. Evet. Bakın ne diyor Sami Bey? Dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Beni hayatımda en ziyade işgal eden çocuklardır. Nerede bir çocuk görsem onun halini, mazisini, istikbalini, sureti, maişetini, velhasıl bütün hayatını düşünürüm. Bütün çocukları fenalığa karşı müdafaa ile iyiliğe doğru sevk etmeyi arzu ederim. İsterim ki bu masumlar kaffeten iyi olsun. Sami Bey'in ödül ve mükafatla ilgili görüşleri de var. Gördüğümüz kadarıyla yiyecek maddeleriyle çocukların ödüllendirilmesine karşı çıkıyor Sami Bey. Ee, ve pek çok insanın daha sonra eğitimci olmasını sağlıyor. Ee, örneğin güzel. örneğin e, İbrahim Alaaddin Görsa. E, anılarını okudu. Diyor ki e, benim diyor psikolog olmamı sağlayan, eğitimci olmamı sağlayan Sami Bey'in eserleridir diyor. Göğsa, evet. Göğsa, evet İbrahim. Bilinen. Tabii elbette. Evet. Atatürk'ün sofrasında da hı hı. bulunur biliyorsunuz. Orada Atatürk'ten de laf açılmışken e, herhalde e, bu Süleyman Paşa Zade Sami Bey'in de kitaplarından yararlanmıştır değil mi Atatürk var mı öyle bir Çünkü hı. bu derece e, olumlu ve önü açık düşünen şimdi, bir kişinin mutlaka şimdi eserlerinden Şimdi Atatürk'ün e, eğitimde güvendiği bir ekip var. Şimdi ekibe baktığımızda İbrahim Alaaddin Din Kazım Nami Duru hı hı. bunlar zaten Sami Bey'in tedrisinden, geçme tedrisinden insanlar. geçmiş insanlar. Evet. Yani Kazım Nami Duru. Daka kitaplarında okumuştur o zaman. Ee, e, tabii tabii. Elbette. Hmm. Elbette. Şimdi e, Macit Şevki Bey e, bir gün bir olay yaşıyor. Onu dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Bir gün ikisi Sami Bey'le sokakta yürürken e, ayakkabı boyacılığı yapan bir çocuk görüyorlar. Sami Bey çocuğun yanına gidiyor ve ona bir takım sorular soruyor. Ve çocuğun zeki bir çocuk olduğunu görüyor ve 20 dakika boyunca çocuğu, çocuğu gazeteci, gazete müvezziği olmaya ikna etmeye çalışıyor. İşte evladım sen ayakkabı boyuma sen gazete sat. <laughs> sen gazete sat. Şimdi Macit Şevki Bey de tabii şaşırıyor. Daha sonra diyor ki Sami Bey ya sen ne yaptın? Diyor ki Macit Bey diyor. Bu çocuk ayakkabı boyası yaparsa diyor, boyacılığı yaparsa diyor, ömrü boyunca ayakkabı boyacılığı yapar diyor. Yani ömrü boyunca simit satar diyor. Ama diyor gazete dağıtıcılığı yaparsa diyor... ...gazete müvezzi olursa... ...bu diyor ara sıra gazeteyi okur diyor. Okuyunca diyor bilgi ve ufku ge gelişir diyor. Yani böyle bir insan... Evet, evet. E, ...Sami Bey. Sami Bey... E, ...Zeynep Hanım... E, ...Milli Talim ve Terbiye... ...cemiyetini kuruyor... ...1916'da... ...ve bu cemiyetin ilk başkanlığını da yapıyor. Şimdi... Çoğu tabi yazar bu Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti ile Talim ve Terbiye Kurulu'nu birbirine karıştırıyor. ya Yanlış. Talim ve Terbiye Kurulu esasen 1926'da kurulmuştur. Aslında Osmanlı Devleti'nde meclis kebir Marif var. Benzer bir hizmeti yapan. Yani onun devamı niteliğinde gibidir. Ama bu Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti... ...eğitime gönül koymuş insanların oluşturduğu bir topluluktur bu, dernektir. gönüllü, Evet, cemiyet, yani evet. bunun içinde İsmail Hakkı Baltacıoğlu var, Hı -hı. bunun için pek çok insan var. İsim var. Evet, evet. Sami Bey var. Hı -hı. Şimdi e, çok enteresan bir hayalini paylaşmak istiyorum sizlerle. Sami Bey'in, herkesin bir hayali vardır biliyorsunuz. Sami Bey'in de hayali neymiş biliyor musunuz? Camdan bir ev yapmak, çivisiz tahtasız, demirsiz, her taraftan güneş giren beyaz, parlak, temiz bir evde yaşamak. Oo evet, ne, ne hoş bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> Düşünün 1915'te 16'da Aha. camdan bir evde yaşamak. Yani böyle bir hayali varmış hayali varmış. Ee, bir yandan da sanki bu temizlik simgesidir. Beyaz, cam şeffaflıktır, dürüstlüktür. Hayat anlayışını evet. da biraz sanki yansıtıyor. yansıtıyor. Evet. Hiç para yapılı önem vermeyen evet. bir adammış. Hı -hı. Şimdi ve Anadolu'dan gelen öğretmenlerin hep atamalarıyla ilgilenirmiş. Gider Hı -hı. onları bakanlarla tanıştırırmış. Tabii Hı -hı. bakanlar Milli Eğitim bak bak Maarif bakanları Marif hep adam. onun tanıdıkları, öğrencileri, sevdikleri. Evet. Fakat e, 1915'te dostu, arkadaşı Tevfik Fikret'in ölümünden çok etkileniyor. Ee, ve biliyorsun çok etkileniyor diyor ki bir şiirinde bilir misin hayatımdan artık iğrendim yanında bir yer açsan bu en büyük nimet şimdi vasiyeti üzerine Tevfik Fikret'in yanına defnedilmiştir yani 28 Eylül 1917'de vefat etti çok genç yaşlı, 51 evet. yaşında Hı -hı. evet bu kuşak böyle yani 51 yaşında vefat etti ve Tevfik Fikret'in yanına defnedildi fakat Tevfik Fikret 1960'larda Aşiyan'a götürülünce o yine yalnız kaldı Eyüp'te. Çok hı hı. iyi yani okul arkadaşı yani çok iyi dostlar Kesinlikle. arkadaşlar. Şimdi vaktimiz azaldı. Sami Bey'in vefatının arkasından dostları külliyatı asar ve ihtisasat adlı bir armağan kitap çıkardılar onun için. Acılarını yansıttılar ve geliriyle onun mezarını mezar taşlarını yaptı, yaptırıyorlar o kitabın geliriyle. Şimdi bugünlerde Şevket Toker beyefendi bu kitabı yeni Türkçe harflerle yayınladı. Ne güzel. Şevket Bey'in eline evet. sağlık. Dinleyicilerimiz de yani okumak isteyen de okuyabilir. Evet, geçmişimizi bugüne bizi taşıyanları belli başlı isimler etrafında değil, bu gizli kahramanları böyle anarak ortaya çıkarmak çok büyük bir aslında çalışma. Bunu da siz de yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz size. Ayrıca da bu tip böyle yayınlarla da destek olursa herhalde ee, daha çok bilinir geçmişimizin ayrıntıları daha çok bilinir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.